Hepinize merhaba arkadaşlar. Tonguç Haber'de sezonun ilk bölümüyle karşınızdayız. Yüz yüze eğitimi arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi çok özlemiştik ve o özlem artık sona erdi. Geçtiğimiz pazartesi günü itibariyle tüm Türkiye'de okullar açıldı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte uzun bir aranın ardından sıralarına kavuşan öğrenciler bir yandan da derslerdeki ilk konulara giriş yaptı. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yüz yüze eğitimin online eğitime göre çok daha verimli olduğunu düşünüyor. Bence yüz yüze eğitim kesinlikle daha iyi. Hem dikkat dağıtıcı çok şey yok, e, canlı ortam. Daha verimli geçiyor yüz yüze eğitim. Yüz yüze eğitim daha verimli, daha güzel hem hocalarla daha güzel iletişim kurabiliyoruz. Sizler okula döndüğünüz için neler hissediyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki Tonguç Haber'i seviyorsanız like atmayı da unutmayalım. Şimdi okullarımıza döndük dönmesine ama hepimizin aklında da bir soru işareti var. O da ne? Önümüzdeki dönemde vaka sayıları tekrardan artış gösterirse okulların kapanma ihtimali tekrardan gündeme gelir mi? Haberimizde izleyelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açık kalma süreciyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bakan Özer yaptığı açıklamada okullarımız bu süreçte son kapatılan ve ilk açılan yerler olmalıdır dedi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu yeni dönemde hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündemine almak istemiyor ve almayacak diyerek yüz yüze eğitime verdiği desteği dile getirdi. Geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitim gördüğümüz dönemlerde devam zorunluluğu yoktu. Peki bu yıl durum ne olacak? Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in bu konuyla alakalı bir açıklaması var. Öğrencilerin en büyük merak konularından biri olan devamsızlıkla ilgili Milli Eğitim Bakanı son noktayı koydu. Bakan Özer yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olacağını belirtirken Sadece belgeli mazereti olanların EBA TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebileceklerini söyledi. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtulmasının 99. yıl dönümü kutlandı. Buraya kadar her şey tamam. Fakat kutlama töreninde çok ilginç bir adet vardı. O da tülü tabaklar. Geçtiğimiz günlerde 99.sü düzenlenen Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü coşkulu bir törende kutlandı. Törenin sembolü ise Balıkesirlilerin yakından tanıdığı tülü tabaklardı. Tülü tabaklar çevredeki halkı korkutarak bir geleneği yerine getirirken aynı zamanda eğlenceli görüntüler oluşturdu. Okulların açılmasıyla birlikte şehir içi trafik yoğunluğu da arttı. Çorum Emniyeti de yaya geçitlerine dikkat çekme amacıyla okul önlerinde bir maket polis uygulaması başlattı. Hatta biz de şu an Tonguç Haber olarak maket sunucumuzu devreye soktuk. Çorum Emniyetinden okul trafiğine pratik çözüm. Emniyet görevlileri tarafından okul önlerindeki yaya geçitlerine dikkat çekmek amacıyla maket polis uygulaması başlatıldı. Maket polisler sayesinde araçlar yaya yollarında yavaşlayarak öğrencilere yol veriyor. 23 Nisan ortaokulu önünde başlatılan uygulamanın zamanla kent geneline yayılması hedefleniyor. Mesleklere karşı duyulan ön yargılar her geçen gün daha da kırılıyor diyebiliriz. Yok erkekler bu mesleği asla yapamaz, kızlar şu mesleğe uygun değildir düşünceleri artık tarih oluyor. Haberimizi izleyelim. Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarına kız öğrencilerin elektrikli otomobil projesi damga vurdu. 12 kişilik takımın içinde sadece 2 erkek öğrenci bulunması ise kız öğrencilerin bu işi de ne kadar hakkıyla yapabildiğini kanıtladı. Ön yargıları kıran öğrencilerin yaptığı araçlar hem teknik hem de görsel açıdan büyük beğeni topladı. Çok fazla zorlandığımız nokta oldu. Çünkü biz bir Anadolu Lisesi'yiz. Bu elektrikli araç konusunda veya elektrikli aracın yapımı konusunda herhangi bir ders görmüyoruz. Ya da hocalarımız bununla alakalı bilgili değiller. Ve bu noktada gerçekten e, diğer liselere nazaran çok büyük zorluklar çektik. Ama e, bunu kendimize bir e, engel olarak görmekten ziyade bakın biz bilmiyoruz daha çok çalışmalıyız dedik. Ve bunu kendimize bir e, daha azimli olmak için fırsat bilerek daha fazla çalıştık. Tonguç Haber Bülteni sezonun ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok güzel bir eğitim diliyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.